Efendim Eko Türk televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Eren Cunumut ve Borsa Teknik programı ile karşınızdayız. Dün tarihi bir yerel seçimi gerçekleştirdik ve seçimleri geride bıraktıktan sonra malum bugün artık haftanın ilk işlem günü. Borsa İstanbul'da bir satış baskısı var. Seçimlerin geride bırakılmasından sonraki dünkü seçimleri az önce de dile getirdim. Tarihi bir seçimdi gerçekten. Sürpriz mahiyetinde sonuçların olduğunda net bir şekilde rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sonuçlar önümüzdeki dönemde TL ve TL bazlı varlıklar üzerinde nasıl etki edecek? Borsa İstanbul'da beklentiler ne? Gelin dilerseniz değerli hocamız Bay Teknik yani sevgili Ahmet Mergen hocamızla tüm bu sohbetleri gerçekleştirelim. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, herkese iyi bir gün dileyim ama şu anda pek borsa o kadar iyi görünmüyor. Doğru. Ama çok da kötü değil. Yani -160'larda. Yani burası hani herkesin korktuğu gibi çok kötü bir şey olsa, düşüş olsa burası -300-400 falan yazardı. Diğer taraftan dolar TL kuru yukarıya giderdi. Orası da şu anda 33'ün altında diyebiliyorum. Değil mi? 32-35 mi? 40 mı? 50 mi? O civarda. 32-44 hocam. Yani sabit bir sıkıntı yok. Yani. Şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi burada yani bu satışın yani sebebi işte 3 aşağı 5 yukarı korkulan bir durum var. Nedir? Şimdi bu seçim sonrası hani bir hesap kesilecekse bu hesabı Sayın Şimşek mi ödeyecek? Eğer o öderse ekonomik programa ne olacak? Falan filan. Yani senle de konuşurken daha önce de defalarca anlattım. Yani burada. Seçimler öncesi bu sonuçlar filan alınmadan önce. Yani görünen köy kılavuz istemez kardeşim. Türkiye son 2-2,5 senedir yaşanan müthiş bir enflasyon fırtınası altında. Yani artık maliyetlere falan bakmadan o zam yaptı ben de yapayım. Nasılsa gidiyor. Ben bir daha bindireyim üzerine. Nasılsa vatandaş alıyor. Ne maliyeti belli ne normal karı belli. Bindiren bindirene. Ya bifteğin kilosu 750-800 lira diyelim. Sucuk olmuş 1100 lira. Ne alaka kardeşim? Sucuk yiyeceğim ve biftek yerim yani yiyebiliyorsam. Sucuğa niye vereyim bifteğin üzerinde parayı? Yani sucuğun içinde biftek mi var? Ya. Ne? Antep fıstığı olmuş 1300 lira. Bilmem ne. E bakıyorsun. Kardeşim devamlı olarak maliyetlerin üzerinde de devamlı bir şey bindirip durmayın. Ama vatandaş yani orası da öyle. Herkes hop hop ne kadar giderse kısa dönemde ben de köşeyi döneyim. Mümkün mertebe en fazla karı elde edeyim. E olacağı bu. Çok fazla da üretim olmazsa fiyatlar hızlandı. Hızlanınca maaşlara zam. E bu kısır döngü zaten. Ya bir zamanlar şeye benzerdi yıllar boyunca. Şekere, tütüne ıvır zıvıra zam, hop memura zam. Memura zam, şekere tütüne bir daha zam. Ben gördüğüm kadarıyla 50-60 senedir bu sistem hiç değişmezdi. Gene değişmedi ki. Gene geldi, aynı şeye döndü. Yani asgari ücretli şu anda vatandaş 17 bin lirayla geçinemez kardeşim. İyi de oraya yapılan zam, bu sefer herkes zam yapıldı diye fiyatlara daha da bindiriyor. Bu kısır döngüyü üretimle falan kırmak lazım. Başka türlü bu kısır döngüyü kırmak çok zor. Emekli 12-13 bin lira para alıyor. Orası gürültü patırtı. Bu arada benim aklımın almadığı yani bunu 2000 yılında da 2002 seçimlerinde de Bostancı'da falan yani oyları bir anda %1'e inen partinin adamlarıyla milletvekiliydi ya. Seçim konuşmaları yapıyordu göğe otobüste. Dedim ya siz bu şekilde kesin kaybedersiniz. Baştaydı bu parti koalisyonla beraber. Yok dedi birinci çıkacağız dedi. %1'in altına indi. Ne bir dünyadan haberi yok. Yani ekonomik dünyadan haberi yoktu. E olan oldu tabii.
Burada da tabii ki belli bir kütle partiye oy veriyor. Ayrılan var, başka bir partiye kayan oylar var. Aynı doğrultuda, bir zamanlar aynı yere atılan oy, şimdi bir iki değişik partiye de atılmış oldu. Oy aranı azaldı. Ama diğer tarafta, yani tek başına seçime gireceğim de gireceğim. Gir, tamam işte buyurun, sonuç belli. Gidemeyeceğini ben görüyorum. Parti başkanları olarak siz yani göremiyorsanız zaten o zaman yani vatandaş zaten sana cezayı keser. Kendisinin nereye gideceğini görmeden Türkiye'yi bir yere götürmeye çalışıyorsunuz. Olacak iş değil, vermez. Allah rahmet eylesin. Yıllar boyu Türkiye'nin başında, bizim gençlik yıllarımızda başta olan Süleyman Demirel. Yani Süleyman Demirel'in en büyük laflarından biridir. Ekmek Partisi. Vatandaşın boğazından geçeni azalttın mı sıkıntın büyür kardeşim bu ülkede. Bu ülke yani nereden bakarsan belli bir enflasyonu %10, %15 falan filan bunu yıllar boyu kaldırdı zaten. Öyle %100 enflasyona hadi bir sene dayandı. Öyle arka arkaya 2-2,5 sene, 3 sene filan dayanmaz. Cezayı keser. Menfaatini bilir. Ne dedim ben? Türkiye artık seçim öncesi dönülmez akşamın ufkunda. 2-3 sene daha bu enflasyon oranıyla kaldırmaz vatandaş. Büyük sıkıntı olur. Oldu da işte mesajı verdi. Ben dedi bundan pek hoşnut değilim diyor kardeşim. Şimdi yani bu durumda ekonomik bir zaten şu anda yönetimde olan partide bunun bu şekilde yani Sayın Cumhurbaşkanı da bu programa devam edeceğiz diyor. Yeni bir program yaptılar. Mehmet Şimşek Bey'le beraber değil mi? Düzenlendi, edildi. Şu anda yani enflasyonu çat diye bir tokatla %15'e indirdi mi? Ya öyle bir dünya yok. Keşke indirebilse. İndiremez. Bu belli bir süreç aldı. Yani üzerine yani geliyor zaten gelmekte olan şeklinde enflasyon patladı 2021'in yaz aylarından sonra. 2022'den sonra iyice uçtu. Şimdi bunu hemen hoppa diye indiremezsin. Kim gelirse gelsin indiremez. Ama indirmek için tedbirler var mı? Var. Ben ekonomist değilim. Anlatıyorum defalarca. Bana göre 2 senede normal bir hale doğru gelmeye başlar. Kaldırılabilir bir noktaya iner. Hala onu söylüyorum. 2026-27, 2030'dan sonra da koşar. Yapılmayacak iş değil. Ama işte vatandaş burada tabii kar realizasyonu yapanlar var. Yok ya buradan bir halt olmaz. Mehmet Şimşek beyefendinin yani bakanlarda değişiklik olur, azledilir falan filan korkusuyla bir kimileri satıyor, kimileri alıyor ama satanlar o şekilde herhalde. Ben iyimserliğimi hala koruyorum. Niye? Bu programın dışında eski programa dönmenin intihar olur. Eski programa falan filan dönüp bir enflasyona gene azdırılırsa enflasyon tam intihar olur. Bu sefer daha da gider oylar aşağıya. Sadece ana kütleye kalır. Bu da %15, %20. Oraya gelir yani. Yani hangi partiye oy verdiniz, ne yaptınız, ne ettiniz o benim işim değil zaten. Yani. Ama o herkesin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir iş. Hangi partiye verirse verir. Yeter ki Türkiye'nin menfaatleri hepimizin ortak yani menfaati en iyi şekilde korunsun. Bu ülke refah içine doğru yürüsün. Bu ülke yani savaşsız, gürültüsüz, patırtısız herkesin normal bir hayat sürebileceği çok fazla bir şey istemiyoruz. Rockefeller gibi kimse burada yaşamak istemiyor. Rahat, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Buna da hakkımız var. Yani
Herkes çoluğunun çocuğunun iyi bir eğitim görmesini ve ufaktan da olsa bir ev sahibi olmayı, sağdan sola oraya buraya gidecek bir, yani son model araba olması şart değil. Bir vasıta. Vasıta yoksa toplu taşıma, otobüs, tren, şu bu. Yani ömür zaten baktığınız zaman dünyanın etrafı, işte dünya güneşin etrafında neymiş? 70, 75, 80 kere dönerse tamam, bir kere dönerse bir sene oluyor. 80 kere dönerse şanslısın kardeş. Epey vakit geçirmişim bu dünyada demek. Bu kadar ya. Nereye, kim neyi nereye götürdü? Türkiye'nin en zengin adamı çorabını götüremedi. Kendisi söyledi. Zaman. Allah rahmet eylesin o adam. Ama yani ortak bir noktada buluşmak lazım. Bu işleri hakikaten, bir de ayrıyeten şey korkusu var. Benim anladığım. Şimdi bu kadar böyle bir değişim oldu. Yani o zaman muhalefet bundan yararlanarak erken seçim tamtamlarını çalar mı? Şimdi erken seçim işlerine tamtamlarını çalmaya başlarsa tabii korkar. Yani para kaypaktır. Ujit diye kayar gider bir taraflara. Menfaatini düşünür. En fazla menfaatini düşünen şeydir para, sermaye. Nerede avantası varsa oraya yönelir. Korku da anında ortadan kaybolur. Su gibidir ama, su gibi. Her delikten girer. Durduramazsın. Kaçar mı yeri geldiğinde? Ben kaçmayacağım. Aksine. Şu anda en iyi verilecek mesaj lafla falan değil. Bana göre. Ben kimim? Sarı çizmeli Ahmet Ağa. Vatandaşım ben. Benim fikrim. Bu doğru da olmayabilir. Direkt. Çok sıkı bir programla kamu harcamalarının bir kere ortadan kısıtlanması kardeşim, büyük oranda hem de. Bu dışarıdaki değerlendirme kuruluşları açısından da büyük bir mesajdır onlara. Adamlar bunu bekliyor. Not artılacak. Ben kesinlikle inanıyorum. İkinci 6 ayda şu ana kadar Türkiye'nin notuna bir tek Fitch arttırmıştı. Diğer 2 tanesi de kapıda bekliyor. Başta S&P. Diyecekler ki lan sen yani S&P'den senin ne haberin olur? S&P sana mı soracak? Hayır, bekliyor. Bakın Türkiye'yi karşılaştırın kardeşim başka ülkelerle. Yani Türkiye 107, 170, 160, 180. ülkelerle aynı seviyede olabilir mi ya? Oraya gidiyor gibi olmasının tek sebebi Venezuela ve Arjantin'den sonra en fazla enflasyona sahip olan ülke. Onun için sıkıntı var. Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bir numaralı hedef artıkça yani enflasyonun kırılması. Başka türlü bu işin altından kalkamayacağını kendisi de söylüyor. Programdan sapma yok. Yani bence hani klasik laf vardır ya, plana sadık kal. Ama yani kamu harcamalarıyla filan iyi bir giriş. Türkiye'de bir dakika ya, bunlar hakikaten programa gidecekler havası verir. Yani zaten bakıldığında ismi lazım değil. 3 harfli kuruluş var değil mi? Bizim de üyesi olduğumuz kurucularından biri de biziz ya. 25-26 tane bir ülke ne var? Havuz. Oraya biz de para koyduk. Bu para yani oradan borç alınabilir. Onun programı modifiye edilmiş bir şekilde uygulanıyor zaten şu anda Türkiye'de. Yani 3 harfli cız. Yani Dünya Bankası bu para mı? Ya dışarıda da yatırımcı bekliyor bana göre. İşlerin biraz düzelmesini bekliyor. Biraz umut ışığı görüyor, gelecek buraya. Kısa vadeli evet, borsaya bakarsan inebilir korku. İşte geleceğe dönük endişeler, şu mu olur, bu mu olur? Ama ben hala uzun vadeli bu ülkeden, yani önümüzdeki 2 senede toparlanıp, endeksin 324 doların üzerine zaten gideceğine inanmışım. Ama dediğim gibi yatırımlarınızı kendi
kafanızı kullanarak, kendi mantığınızı kullanarak, kendi görüş açınıza bakarak öyle değerlendirin kardeşim. Bana göre değil. Yani ben batarsam batarım. Sizin de benimle beraber batmanıza gerek yok. Ben bir kişisel, individual, yani bir kişiyim. O kadar. Benim görüşlerim bu şekilde. Bu ülke zaten büyülü bir ülke. Batmaz. Batamaz. Ülke kendisi istese batmıyor burası. Burası yukarıdan kontrollü bir yer. Şanslısınız. Ülke olarak, yani millet olarak, evet. Koruyor yani resmen. Bakın, gidin geçmişe bakın. Çok daha yok olmamız lazımdı. Ama olmuyor. Yok edemiyorlar. Ülkede, ülke batmaz. İnsanlar batıyor. Bu ülkede batarsa insanlar batacak. Onun için de biraz kafayı kullanmak lazım. Biraz toparlansak, biraz birbirimize omuz versek şu ülkede iyi bir yönetimle kalkar gideriz. Gene avşar elleri gibi yürürüz yani. Bunlar yaşandı. Naci Akbal'ın, Sayın Naci Akbal'ın da değil mi? Azli sırasında. Arka arkaya iki gün taban yedi. Nereye geldi? 1500 endeks. Şu anda nerede? 9500'e geldi. 9000 civarında işte dolaşıyor yani. Nereden? İşte buyurun. 2,5 senede nereye geldi? 3 senede. Ya istiyoruz ki her şeyi hop yarın olsun. Ya o kadar değil ya. O kadar da hızlı değil yani. Biraz zaman alacak işte. Endekse bakın. Şöyle yaparsınız. Boş ver. Tantanayı Ahmet Hocam. Tamam. Sen öyle düşünüyorsun. Ben öyle. O zaman korkuyorsan senin için son çıkış endeksten 50 günlük ortalamanın altı. Hadi biraz daha şey vereyim. 300 puanda 50 günlük ortalama 8800'de. En kötü ihtimal 8500'ün altı sıkıntılı olur. Yani ondan sonra yani burası artık üst kata çıktı. Alt kata tekrar inmemesi lazım asansörün. Asansör üst tarafta, ikinci katta. Birinci kat 8500-7200 arası. İkinci kat 8600-9450-10000 arası. 9750 arası. Buraya geldi. 3 tane dip yaptı. Peki buralara tonlarca para koyan yabancılar, onlar bunlar büyük para sahibi. Yani bu seçimin bu şekilde, buna benzer şekilde, hadi bu şekilde demeyeyim ama buna yakın bir sonuçla sonuçlanacağını bilmiyor muydu? Tahmin edemiyor muydu? Bu ekonomik enflasyonda, bu ekonomik durumda olur mu? Hiç inanmıyorum. Kesin tahmin ediyordu. Yani emekliler falan filan. Bir şeyler zaten fokur diyor, belli bir mesaj verecek vatandaş. Oraya doğru gidiyordu. İyi olur. Ben gene iyi olacak diyorum. Yani biraz omuz vereceğiz birbirimize, o kadar. Yani bu ülkenin içinde kimse birbirine düşman değil. Babam Fenerbahçeli. Ben babama düşman olabilir mi ya? Ben Galatasaraylı olarak. Ne alaka ya? Kayınbiraderim bir tanesi Fenerli, bir tanesi Beşiktaşlı. Eşim futbolcuları tanımasa da ben Fenerliyim diyor. Ne yapacağız şimdi? Olabilir mi ya? Biz birbirimize bu ülkede yani insanlar düşman olabilir miyiz ya? O parti bu parti. Neyin partisiyse. Esas parti Türkiye. Şu veya bu şekilde bu ülkeyi kalkındırmak lazım. Amerika gibi yapabilmek lazım. Onu amaçlamak lazım. Adamlar bakın Amerika'da çalışıyor kardeşim. Sistem var. Sistem çalışıyor. Tekrar %3'ün oraya indirdi enflasyonu. 50 senedir %2'nin altında enflasyon. Lütfen ya gidip soralım Allah'ınızı seversen nasıl yapıyorsunuz diye. Hadi bizdekiler bilmiyor diyelim. Yani haşa huzurdan. Ekonomistlerin hepsi biliyor. Yönetenler, yönetilenler herkes biliyor ne olacağını. Sonucu onlar da biliyor.
Yöntemi de biliyor ama bir türlü uygulamıyoruz. O zaman gidelim soralım. Belki daha değişik metotları vardır. Bunda yani gocunacak bir şey hiçbir zaman görmem. Bilmediğim bir şeyi bilene sorarım arkadaş. Sormak zorundasınız da. Sorun yani. Evet. Zekanız artar. En azından tecrübeyle. Ben öyle yetiştim. Bilmiyorum. Ben doğduğum zaman hiçbir şey bilmiyordum hayatta. Yani sadece ağlamayı biliyordum. O da doğal refleks yani bebek olarak. Onu öğreniyorsun, bunu öğreniyorsun. Ya bu böyle ya. Sadece omuz omuza vermek lazım bana göre. Ama buradan bir mesaj almak lazım. Yani Türkiye vatandaşı ne istiyor kardeşim? Sana daha başka ne desin ki? Ben ileriye dönük hala bugünler de geçer. Yani şarkı var canım, değil mi? Doğru. Yani duvarlara vuran Karadeniz'de dalgaların şarkısı var, değil mi? Edip Akbayram. Hocam sizi birazcık geçer dinlendirelim mi? Geçer bunlar geçer. Bunlar fazla bir işler. Türkiye neler gördü, neleri geçirdi. Evet. Onun için sıkıntı yok. Bugün düşeriz, yarın ineriz, öbür gün tekrar toparlarız falan filan. Yani bir omuzlarsak şeyi, ortalığı bir yerlere gideceğiz. Ben öyle inanıyorum evet. Ama dediğim gibi sarı çizmeli Ahmet Ağa, bu benim fikrim. Peki. Sonra sen söyledin, böyle yaptın, bak olmadı falan. Aa, hiç gelemem. Kimsenin vebalini taşıma. Onu da önceden söyleyeyim. Ya çünkü artık vebal taşıyacak yaşı geçtim. Hocam kısa yani, bir araya gidelim. Sizleri dinlendirelim. Bakalım. Efendim kısa bir aradan sonra hocamızla hisselere geçiş yapacağız. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra Borsa Teknik programı kaldığı yerden devam ediyor. Hocam şimdi endeksleri konuşmaya devam ediyoruz. Haftalık grafik dolar bazlı ve banka endeksine bakıp hızlıca hisselere geçelim hocam. Buyurunuz. Haftalık grafik, yani endeks genelde 20 gün, 20 haftalık kırmızı renkli eğri. Arada sırada da satışlar biraz uzayıp zaman alıp biraz daha derinleşince o zaman da 50 haftalık son bir senenin ortalaması olan yeşil renkli noktalı eğriye değiyor veya onun yanına gelerek oradan zıplayarak tekrar rayların üzerine oturuyor bu vagon. Lokomotif kırmızı renkli 20 haftalık eğrinin üzerinde bu şeyi, treni yukarı yönde götürüyor. Vagonları götürüyor yukarıya doğru. Bunda tabii parasını nereye koymak isteyen konusunda oraya koyamadı, buraya koymadı, borsaya getiren, borsaya ilk defa ilgi duyan, efendim halka arzlarda çok para kazanıldığını gördüğü zaman tekrar bütün parayı buraya getiren. Yani bir sürü etkenler var. Enflasyon var, o var, bu var, geleceğe dönük bir takım beklentiler var. Bunlar sebepler arasında. Şu anda da gene 20 haftalık ortalama nerede kardeşim? 8500'de. Son geçilen seviye nerede? 8562. Orta ve uzun vadeli düşünen kişiler için 8500'ün altına inilmedikçe, yani kırmızı renkli ortalama delinmedikçe aşağı yönde fiyatların 9750, 11250 gibi katlama dolayısıyla rakamlara doğru gitmesi bekleniyor. Beklenti budur. Yani ha 20 gün 20 haftalık ortalamayı aşağı yönde delerse iki defa görüyorsunuz grafik üzerinde. Ne yaptığı belli. O zaman da 50 haftalık ortalamaya doğru sarkıyor. Oradaki desteği test ediyor. Şu anda 8500'ün altında değiliz. Yani bir satış geldi -164, şimdi -134. Bugün eksi bitirebilir.
Ama bu kadar satış sonrası akşam 6'ya doğru artıda bitirirse, bu endeks artıya geçer. Hele 50-60 puanda artıya geçerse Abbas yolcu o zaman. Satanlar sattığıyla kalır. Geri almazlarsa. Yaparlar mı? İsterlerse yaparlar vallahi. Yani bir zamanlar söylediğim gibi yıllar önce. Eğer babalar maldaysa, 3. Dünya Savaşı çıksa bu endeks gene düşmez. Yani ilk seans düşer, milletin malını toplarlar, ikinci seans götürürler yukarıya. Bu kadar basit. Yani. Uzun vade hala tren yukarı doğru, vagonları çekiyor kardeşim. Bir şey diyecek bir durum yok. Çok iddialıysanız buna aynı zamanda bir çizgi daha çizersiniz. Ben fazla çizgi çizmeyi sevmem. Benim eğitimlerimde iki ortalama, iki tane çizgi, bir tane de gösterge vardır, o kadar. Niye? Kiss. Kiss metodu, öpücük diye aklınızda kalsın. Keep it simple, stupid. Basite indirge her şeyi. En basiti 4311'den başlayan, 7202'den geçen bir yukarı yönde bir çizgi çizeceksin. Kalın bir çizgi olsun. Bu senin ana trend çizgin kardeşim. Bu da zaten 20 haftalık orada kırmızı renkli eğriyle aynı noktadan geçecektir 3 aşağı 5 yukarı. Fiyat 20 haftalık ortalama veya yakınındaki bu ana trend çizgisinin altına düşmedikçe, onun altına inmedikçe vagonda kal. BMKB 30 olarak vagonda kal. Diğer kağıtlarını bilmem. Yan tahtalarda ne oluyor ne bitiyor. Orası çünkü harman yeri. Spekülatör alıyor götürüyorsa dehşet para kazanıyorsun. Çok iyi bilanço falan okuduğunu zannediyorsun. Spekülatör çakarsa vurgun var diyorsun. Nerede bu devlet diyorsun. Aynı kişiler. Götüren getiren. Götürürken iyi, indirirken kötü olamaz. Madem o işe girdin, o konulara, kazanırken hani tencere kazan, tencere öldü. O hikayeye döner iş. Böyle de oluyor zaten. Ama IMKB 100, BIST 100, yeni tabii uzun yıllardır söylediğimiz gibi. Eskiden IMKB 100'dü, şimdi BIST 100 oldu. Fark etmez. Ana kağıtların olduğu bir endeks. Gerçi zırt pırt onu da değiştirmeye başladık. Ondan da pek hoşlanmıyor. Aynı kalmalı. Elma ile armutu bir süre sonra değiştirmeyelim yani. Karşılaştırma yapmayalım yani. Evet, pozitif yönde ilerliyor. Dolar bazındakine bakalım. Evet, dolar bazlı grafiğimizi alalım. Şimdi bugünkü satışla tekrar ortalamanın altına inmiştir. 281'de ikisi de. Yani 20 ve 50 günlük dolar bazındaki üstsel hareketli ortalamalar birbirlerini öpüşüyorlar orada. Birbirlerine değdiler. 20 günlük ortalama 50 günlüğün altına inerse sıkıntı artar. Satış baskısı artar. Ama endeks bugün indi, tekrar toparladı. 20 ve 50 günlüğün üzerinde kapatırsa, ki isterlerse kapatırlar. Yani ne olacak? Koç Holding'i alacak, Tüpraş'ı alacak. 2-3 tane banka, Yapı Kredi yukarıda zaten. İşçi yukarıdaydı galiba. Tamam. Akbank %6 mı ne etki yapıyor? Gir Akbank'ı kaldır tekrar 48-49'a. Yani o menkul değerler, bilmem ne menkul değerler alıyor. Hurra! Biz de alalım. Vatandaş da peşinden gelir. Artı da bile kapatır. O daha da olumlu olur. 272 sağ taraftaki son dip. Bugünkü endeks değerini al, bugünkü dolar kuruna böl. 272'nin altına, daha da kötü 270'in altına iniyorsa o zaman biraz zaman alacak bu işler anlamına gelir. Ama ortalamanın üstünde kapatıyorsa ver elini 292, ver elini 304 olur. Zaman içinde. Yani görüntü itibariyle kağıtlarınızı bilemem. Ama
yani maliyetleriniz, aldığınız kağıtların da maliyetlerinin çok altına doğru inmesine de müsaade etmeyin tabii ki. Yani ya yara bandı koyun, o olmazsa kapatın ama kolunuzdaki ufak bir çizikte kalsın yara. Bütün kolu götürmesin yani. Hızlı davranın. Korkuyorsanız çakın çıkın yani. Daha sonra girerseniz istiyorsanız. Onu bilemem. Zararınızın ne kadar olduğunu da bilemem. Şu fiyat, yani şu kağıt nereye gider? Öyle bir soru. Bir sürü cevabı olan sorudur. 15 dakikada mı nereye gidecek soruyorsun? 2 günde mi nereye gider? 2 ayda mı nereye gider? 2 senede mi nereye gider? Hangisine cevap verelim yani? 2 ayda veya 2 senede gideceği yeri 2 saatte gitmez. Yok yani. Bu kadar basit. O soruyu sorarken kendinin de ne tip bir yatırımcı olduğunu sorman lazım, yani söylemen lazım. Kaç sene bekleyeceksin? Veya kaç dakikalık içindesin? Ya yaşanmıştır bu vakalar. Hocam, evet, uzun vadeli yatırımcıyım hocam. Peki kardeşim, çok güzel. Ne alalım hocam? İsmi lazım değil. Türkiye'nin en büyük holdingi, sağlam. O batarsa Türkiye batıyor demektir zaten. Bana ne? Onun sahibi düşünsün. Eğer batacak. Yok. O zaman gider şu kağıdı alalım dersin. Yani reklam yapmış gibi olmayayım ama zaten hangi kağıt olduğunu anlamışsınızdır. 203 liraya falan gitti. 210'u vurdu. Hadi diyelim onu aldık. Oğlum şunu al. Saat kaç? Saat 11. Saat 2'de telefon eder. Hocam, kağıtta ufak bir düşüş var galiba. Kaçtan aldık? 197'den. Hocam, kağıt 195'e gelmiş. Ne diyorsun, satalım mı? 4 saat geçmedi yani. Ve başta konuşurken ne der? Uzun vadeli yatırımcıyım. Uzun vadeli ne kadar uzun? Senin uzun vaden 4 saat mi kardeşim? Sen alırsın 197'ye. Beklentin ne? 350. O zaman kalacaksın. Ama bu 2 saatte 350'ye gitmeyecek. 1,5-2 senede gidebilir. 1-1,5 senede de gidebilir. Bu tip kağıtlar zaten bir yere gidecek ki endeks $500 olacak. 2027'lere doğru falan. Niye endeks $500? Ekonominin toparlanmasına bağlı olarak endeks $500'a doğru gider. Ekonomi kötüye giderse endeks $500'a gitmez ki. Herhalde şu andan itibaren yapılacak şey belli. Vatandaş acilen sana söyledi. Senin söylediğin vatandaş onayladı. Enflasyona karşı dayanamıyorum dedi. Kötü yönetiyorsunuz. Enflasyonu durduramıyorsun. Bunun net mesajı bu. Gerisi hikaye. Geçinemiyor. Senden de hesap soruyor. Politikayı değiştir diyor. Şu ana kadar geçmişte uyguladıkların olmadı diyor. Zarar gördüm diyor. Mesaj veriyor. Şimdi sıkı bir şekilde hazırlanan programın dairinde vatandaşı çok eziyete sokmadan iyi bir program uygulanmalı. Bunların en başında da lüzumsuz harcamalar olacak. Kamu nedir? Altyapı. Adam dışarıda altyapıyı bekliyor zaten. O da bekliyor. Yabancı yatırımcı. Olacak bu işler. O olmak zorunda. Geçelim. Hocam bir de aylık grafiğe bakalım dolar bazında. Aylık dolar bazında ortalama, en son ortalama 252'de. 250'yi çarp dolar kuruyla, yani 250'yi çarpsan, 30'la çarpsan 7500. 252 30'da değil 32,5 neyse onunla çarparsan nereye geliyor? 7500'ün üzerinde bir yer. Destek orada. Kırmızı renkli 20 aylık ortalama var. Dipleri de birleştirebilirsin. 207 dolar, 246 doları birleştir, çek yukarıya doğru. Üçgen oluyor orada. Bana göre fincan ve kulp oluyor. Bu ancak nasıl bozulur? Kulp tarafındaki düşüş, aşağı tarafta 50 aylık ortalama olan, yani 250'yi 20 aylık ortalama 252'nin altına inerken mesaj verir. Bir dakika,
işler galiba iyi gitmiyor gibi. Ama 224'ün altına indiğinde geçmiş olsun kulpa. O zaman da zaten anla ki piyasa ekonomik programın çok daha fazla uzayacağına, zaman alacağına inanıyor demektir. Ben yukarı yönde hareketin süreceğini zannediyorum. Gelebilir inişli çıkışlı. O üçgenin içinde oynayacak biraz. Yani hemen hurra diye gidecek hali yok ama gelen mesaja göre hükümetin aldığı, alacağı tedbirler ve piyasada bunu severse tekrar toparlar kendisini. Ben toparlanacak taraftarıyım. Hele bugün artıda kapatırsa gitti o zaman. Yani kaptıran kaptırdı olur. Buradan da bu mesajı vermek istemiyorum. Gidin mal alın falan, hisse alın falan demek istemiyorum. Öyle bir mesaj almayın. Subliminal mesajlar falan yok yani. Geçelim. Hocam bankacılık endeksine bakalım. Yani daha önce de söylediğim gibi artık yapacağım bir şey yok. Gırgır geçiyorum. Bence 350 yani 310 dolarda, 320 dolarda banka kağıdı almayın. Nerede alın biliyor musunuz? Bak sol tarafta tepe var ya, 1091-1200 dolar. Bence oraya geldiği zaman alın. Alın ki bizde daha düşük fiyatlardan aldıklarını vatandaşlar size satsınlar. Hocam gitmiyor. Bu lafı çok duydum ben. Gitmiyor lafını Tüpraş'ta duymuştum 90 lirada. Gitmiyor hocam. 680 lirada. Hocam Tüpraş alınır mı? Şu anda nerede? 170'lerde. Alınır mı Tüpraş? Yani bilemem ki. Burada da büyük bir top oluşuyor. Oluştu da yani işte boyun çizgisinde çarpışıyoruz şu anda. Golden Cross olmuş mu? Aylık grafik. Dolar bazında. Hı-hı. Peki Deadly Cross olduğu zaman ne olmuş? 2013-2014 yılları arasında. Yani 20 aylık ortalama, 50 aylık ortalamanın altına kırmızı eğri, yeşil renkli eğrinin altına gittiğinde ne olmuş? Fiyat hiç yukarı gitmiş mi? 2022 yılına kadar, 2022'nin sonu 23 filan. Oralara kadar hiç kırmızı, yeşilin üstüne çıkmış mı? Çıkmamış. Kaç sene sürmüş düşüş? 10 sene. E tabi, 1,5 dolardan 32 dolara gidince dolar, 32,5'a gelince dolar bazında bu grafiği tarumar ediyor. Buranın 540'a dolara falan gitme işinin ana sebebi diğer bankalar. Halkbank, Vakıfbank, şu bu. Yoksa işçi 774 dolardaki tepeyi yokladı. Önden giderek. Ama ben gene de söylüyorum. Burada almayın. 1200 dolarda gelin alın. Ki burada alanlar sizlere hedef verdiği zaman, hedef revize falan ettiği zaman, çok güzel böyle raporlar falan sunduğu zaman 1200 dolar da alın. Ondan sonra da bizim bana telefon edin. Hocam ben para kaybediyorum acaba niye diye. Hı hı. 125 dolar endekste mesela alınmaz mı? Endeks 200 dolarda da alınmaz. Niye? Endeks 500 dolara gittiğinde alınır ki. 125, 130, 150 dolarken endekste mal alanlar sizlere onları kârla satsınlar. Yani yatırım dünyası işlerin kötü gittiği zaman yatırım yapılır. İşler çok iyiye gittiği zaman ucuza hisse bulamazsın ki. Yani millet enayi mi sana ucuza hisse satacak? İşler çok şahane, her şey güllük gülistanlık, daha da potansiyeli var yukarıya. Ben ucuza hisse almak istiyorum. Tabii tabii oldu, görürsem söylerim. Buradan da banka manka alın demiyorum dediğim gibi. 1200 dolar da alın olur mu? Hadi geçelim bakalım başka yerlere. Hocam MIA Teknoloji ile hisselere giriş yapalım çok hızlı bir şekilde. Ekranın sol tarafı
Klasik spekülatör hareketi. 60 liraya gidiş. Arka arkaya, arka arkaya, ondan sonra taban taban, nokta falan. Sanki gün içinde 4 defa, 3 defa alım satım yapılıyor gibi bir hal. Ondan sonra toparlanmış. Daha sonra çakmışlar. Endeks aşağıya giderken kağıt da geliyor kaç liraya? İşte 27'ye falan. Oradan sonra evet, önlenemez yükseliş başlıyor. Hayda, ortalamanın üzerine gidiş ve 84-40. 3 tane tepe var orada bak. Yani omuz baş omuz gibi olmuş orası. Sonra aşağı doğru sarkıttı. Nereden destek buldu? 20 günlük delindi. 50 günlük de destek buldu. 50 günlük aynı zamanda %38.2'lik geri çekilme seviyesine yakın yerde. Burada düzelme nasıl olur? Şimdilik destek buldu. Ama 84-40 yanındaki tepe 84 civarı falan. 77'de bir tepe daha yapmış. Tepki tepesi. Yani gelmiş zıplamış. Tekrar aşağı inmiş. 59'a doğru. İki tane tepeyi birleştiren çizgi var. O çizgiyi çek aşağıya doğru. Kırmızı renkli 20 günlük ortalamayla 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde. Rakam 70'in biraz altı. Onun üstüne çıktığı anda işi biraz daha değişik noktaya götürür. Bu sefer 62 civarındaki düşüşü sol omuz 59.40, onu baş kısmı yaparız. Ortalamanın üstünde trend çizgisini, direnci geçtikten sonra sağ tarafa yıkılırsa 65-70 civarında ortalamaların aralığında, ortalamaların üzerine bir de sağ omuz oluşturursa sonraki hareket 84-40'a doğru olur. Topu olur. Bir nevi çanağın üçlü dibi olur yani. Ondan sonra hareket önce 77 sonra 84'e doğru hareket eder. Eğer işler tüm ekonomide iyiye doğru dönerse o zaman da kardeşim 60, 84, 85, 25 liralık bu çanağın yukarı yönde katlanma ihtimalinden bahsetmeye başlarız. Yani 110 liralar, 105, 110 liralardan bahsetmeye başlarız. Ortalamanın altı, %38.2'nin altı, o zaman da hedef 50 lira civarı olur. %61.8'de geri çekilme oranında 50 ile 50, 49, 50, 51 filan oralarda alıcı bu sefer orada gelir. Ölü kedinin zıplayacağı yer. Geçelim. Hocam lüks kadifeye bakalım ve son istemiz olsun çünkü zamanımız artık tükendi. Bence görüntü itibariyle yatay alandan koptu, uçtu. Şu anda 50 günlük ortalamada destek bulmaya çalışıyor 97. Ama burası çok fazla lotu olan bir yer değildir. Yıllardır öyledir. Yani 90'da işte 2000'lerin başı bilen ne zaman baksan pek fazla lot yoktur. Şu anda da eğer 97'nin altına, eğer 50 günlük ortalama altına çakarlarsa bu sefer orada boyun çizgisi aşağı yönde kırıldı. Bir obo gibi bir görüntü olur. Omuz başı omuz gibi. Bence yatırımcı biraz dikkatli olmalı burada. Eğer varsa malı. Yukarı yönde direnç yaklaşık 125 lira civarında. Aşağıda destek 100 gibi, 97. 50 günlük ortalama işte 96 falan orada demek ki. Buraya dikkat. Bunun altına çakmasınlar. Aşağı doğru verirlerse hızlanabilir. Ama bazen 96'nın altına verirler. 90'a kadar indirir. Sonra 90'dan hızla alır. 105'e 106'ya götürür. Bu sefer de mecburen sattığı malı tekrar stop koyarak geri alman lazım. 96'ya stop koyup 102-103'ten geri aldırır malı sana. Burası kolaylıkla götürüp getirilebilen tipte kağıtlardan bir tanesi. Çünkü lot yok kademelerde. Ama iyi para vermiş mi? Vermiş kardeşim. 21 liradan 130'a gitmiş neredeyse. Yani götüren de yatırımcıya para kazandırmış herhalde. Öyle görünüyor. 97-96 oralar destek. Aşağı tarafa giderse 75'e kadar gider o zaman. Yola devam ederse. Evet, temkinli olmak lazım. Geleceğe dönük olarak iyimser olmamız lazım. Ben iyimserim. Yani iflah olmaz iyimserlerden bir tanesi. Safım herhalde. Bazen benim oğlum öyle söylüyor. Ya bizde bir saflık var ha baba diyor.
Olsun oğlum. Biz saf olalım. Saf insanlar olalım. Sıkıntı yok. Bizi bilen biliyor oğlum. Seni de biliyor. Oğlum olarak. Ben de biliyorum. Eşimi de biliyorum. Bizde sıkıntı yok. Biz yıkılmayız. Kendinize iyi bakın. Galiba bitiyor. Evet hocam. Süremizin sonuna geldik. Tasaya endişeye gerek yok. Bu ülke bir yerlere gidecek kardeşim. Ben göreceğim. Onu söyleyeyim. Hocam değerli katkınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Evet efendim, Borsa Teknik Programı'nı burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.